Günde. Gözler bir kez daha MHP liderinde ama ne Öcalan'ın mektupları geldiğinde, ne Sinan Ateş öldürüldüğünde, ne de şu ana kadar Hüdapar'la ikinci görüşme yapıldı. Artık ittifakı alınacak neredeyse. Henüz sesi çıkmıştır MHP lideri. Devlet Bahçeli'nin. Şimdi Hatay'a gidiyoruz. Arkadaşlarımız Kemal Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisi lideri, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Hatay'da bölge ziyaretlerinde takip ediyorlar. Engin Açar'ın yanında CHP Grup Başkan Vekillerinden Engin Altay olacak. Bakalım bize neler anlatacaklar. Engin, şu anda tam olarak neredesiniz ve bir yoğunluk, bir kalabalık var arkanda. Neler oluyor orada? Evden Özalkuş şu anda Kırıkan merkezi, sıradaki durak burası. Hemen sağ tarafımıza Cemal gösterecek. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Fenerbahçe taraftarlarının kurmuş olduğu aş evini ziyaret ediyor. Az önce alkışlarla karşılandı. Gün boyu olumsuz hava koşullarına rağmen zor durumda olan depremzedeler yoğun ilgi gösterdi CHP heyetine. Yanımda da Engin Altay var. Efendim, deprem bölgesi olmasına rağmen yoğun bir ilgi var, şartlar zor. Günün öne çıkan iki olayı var. Bir bayrakların indirilmesi, evet. Sınır güvenliği nasıl değerlendirirsiniz? Yoğun ilgiden memnunuz ama şimdi ilgi beklemek için gelmedik. Antakya'da yaşanan acı kabul edilebilir sınırların çok üstünde. Yani acıların en büyüğünü yaşayan birçok merkezimiz de var. Antakya'da böyle bir noktada. Bugün geldik. İlk olarak Sayın Genel Başkanımız bildiğiniz gibi 7 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Kürsü'nden kürsüsüne veda etti. Son konuşmasını yaptı ve bundan sonra milletimle birlikte olacağım. Milletimin içinde, milletin meclisinde olacağım dedi. Bugün de ilkini Antakya merkezde Expo fuar alanının olduğu bölümde milletin divanından, milletin kürsüsünden milletiyle bir oldu. Milletin derdiyle dertlendi. Milletin sorunlarına çözüm önerilerini anlattı. İlgi evet yüksek ama şimdi ilgi konuşmanın zamanı değil. Burada acı gerçekten çok büyük. Yani burayı görmeden buradaki acıyı televizyon ekranlarında anlamanın da mümkünü yok. Benim üçüncü gelişim Antakya'ya. Sayın Genel Başkanım bu dördüncü gelişi. Beşincisi de olacak. Diğer bölgelere de olacak. Adıyaman'dır, efendim Osmaniye'dir, Maraş'tır. Zaten gezdi oralarda ikişer üçer defa. Biz buraya gelip de bir şey peşinde değiliz. Milletin derdiyle dertlenmek, milletin acılarını paylaşmak ve milletin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için bu gezilerde yapıyoruz. Sorunları yerinde tespit ediyoruz. İhtiyaçlar ilk günle oranla bugün değişti biliyorsunuz. İlk gün farklı ihtiyaçlar varken bugün farklı ihtiyaçlar var. Hala çadır ihtiyacı var. Bugün 37. gündeyiz. Bırak konteyneri, hala bugün bize, sade bana, Genel Başkanım şimdi inceleme yapıyor. Bana 10 kişi çevrenden çadır istedi. 40 gün sonra çadır isteniyorsa bu çok kötü bir noktadır. Devletin aciz içinde olduğunun açık aleni bir göstergesidir. Bugün çok trajik bir durumla karşılaştık. Hatay Büyükşehir Belediye'mizin bir mezarlığına gittik. 4500 insanın defnedildiği, bir 10 gün içinde defnedildiği ve 1700'ünün de isimsiz defnedildiği bir mezarlığa gittik. Orada bir Fatiha okuduk. Allah'ım kabul etsin. Fakat Genel Başkanımızın mezarlığa geleceği öğrenildiği için olsa gerek ki İçişleri Bakanı valiye talimat vermek suretiyle mezarlık girişine asılan Türk bayrağını ve Hatay Büyükşehir Belediye bayrağının indirilmesini emretmiş beyler. Bunu ben nereye koyayım? Nasıl bir şeydir, kafadır? Anlamak mümkün değil. Çok bilinen, benim çok beğendiğim bir söz var. Hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar eylermiş. Hükümetin içinde bulunduğu durum tam olarak da bu. Gene Malatya'da Saadet Partimizin bir aşevi, 10 bin kişiye yemek veren bir aşevini kapattılar. Onu da 3-5 gün önce Sayın Genel Başkanımız o aşevini ziyaret etti diye. Allah bunlara akıl versin. Akıl fikir versin. Millet bu haldeyken böyle ucuz polemikler, külüstür siyaset kafasıyla bu deprem bölgesine zerre faydaların olmaları mümkün değil. Bu vesileyle Hatay'a kadar gelmişken Sayın Genel Başkanımız sınırda bir köyümüz var. İsmini de vallahi unuttum şimdi. Kuşaklı köyüne gittik. Tam sınıra, sıfır noktasında Sayın Genel Başkanımız oradan da Türkiye'ye çok önemli iki mesaj verdi. Birincisi, insan haklarını ihlal etmeden Türkiye'yi ve insanları incitmeden 2 yıl içinde Türkiye'de bulunan tüm Suriyelileri Suriye'ye göndereceğiz. Sade o değil, İran sınırı üzerinden gelen Afganları da aynı şekilde geldikleri yerden o illere, ülkelere göndermekteki kararlılığını Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanımız sınırın sıfır noktasından Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir sorunu yaşıyoruz. Biz tabii bunları gönderirken de karga tulumba yaka paşa değil. Türkiye 60 gün sonra iktidar oluyoruz. Suriye merkezi yönetimiyle
zaten oturulup konuşulacak. Onların oradaki ihtiyaçları, insani ihtiyaçları, barınma, sağlık, eğitim ihtiyaçlarını karşılanacak lokasyonlar olacak ve Suriye Merkezi Yönetimi'yle de görüşülmüş olarak bu Suriyeliler bu Türkiye'den ya gidecek ya gidecek. Ama inanın Bay Kemal'in dediği gibi, 13. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi güle oynaya, davulla, zurnayla gidecekler. Bugün programımızda milletvekillerimiz var. Ali Şeker'i görüyorum. Mustafa da Güzel burada. Çok sayıda Adnan Aslan burada. Çok sayıda milletvekilimiz burada. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız Ekrem İmamoğlu da burada. Gene Seyit Torun burada. Olumlu, verimli bir çalışma oldu. Eksikleri gördük. İhtiyaçların sürekli değiştiğini gördük. Yani ben buraya depremin ikinci günü gelmiştim. İkinci günü geldiğimdeki ihtiyaçlarla şimdiki ihtiyaçlar arasında fark var. Şimdi artık çadır ihtiyacı hep sürekli var. Konteyner var ama artık kreş ihtiyacı, ne bileyim, çocuklar için daha uygun koşullarla ilgili imkanlar var. Bugün güzel bir şey daha aldık benim adıma. İşte Ali Bey arkadaşım da burada. Bizim bağışla, milletvekilleri olarak yaptığımız bağış, İBB'nin de yardımıyla, rehberliğiyle Antakya'da çok güzel, gerçekten çok güzel bir geçici barınma mı? Geçici barınma merkezi, yerleşim merkezi yapıyoruz. Video yani inşaatına başlanmış, altyapısı hazırlanıyor. Görsellerini de izledik. Çok mutlu oldum. Keşke tümünün, tüm konteyner alanlarının bizim CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun katkılarıyla yapılacak olan geçici barınma alanı gibi olmasını çok arzu ederim. İnşallah bunlar sağlanır. Benim hükümete burada diyeceğim bir şey var. 37. gün değil mi Ali Bey? Evet. 37. günde, 37. 36. günde halen biz buraya geldik. Burada bizden çadır isteniyor. Erdoğan da 700 bin bina yapacağım diye caka satıyor. Erdoğan'a şunu rica ediyorum. Sen binayı geç kardeşim. Sen çadır ver, çadır kur. Biz binaları yapacağız. Ve senin yapacağın gibi %40'ını alarak da değil. Bilabedel, bedelsiz olarak binalar yapacağız. Satmayacağız. Satmayacağız. Vatandaşa anasının ak sütü gibi helal olan konutunu, evini vereceğiz. Hükümetin buraya bakışı, bir apartman yapacağım, bina yapacağım şovu üzerinden adeta bölgedeki her şeye muhtaç, yani işte böyle yukarıya bakan bir şey gelsin diyen, ev, ağaç, sıcak, soğuk, gıda, barınma isteyen vatandaşlara size bina yapacağım rüşvetiyle, şantajıyla, da şantaj demeyelim de bina yapıvereceğim rüşvetiyle sandıkta 3-5 ay alabilir miyim peşine düşmüş. Sen bırak binayı diyorum, tekrar söylüyorum, sen çadır ver. Çadır olanları da artık, hava şu anda yağmur yağıyor, konteynere dönüştür. Efendim? Prefabrik konutlara. Evet, prefabrik konuta dönüş. Zaten 60 günde yapabileceğin en fazla budur. Bina yapmak da bize nasip olacak. Evet. Evet, durum böyle. Genel Başkanımız da şimdi çıkıyor, ayrılıyoruz. Çok teşekkürler. Evren Özalkuş, şöyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yine göstermek istiyoruz. Kendisi şu anda Fenerbahçe taraftarlarının kurmuş olduğu bir çadırda direkt olarak buraya yöneldi ve alkışlarla karşılandı Kemal Kılıçdaroğlu. Az önce Engin Altay'da konuğumuz da aslında bütün günü, bütün ziyaretleri çok net bir şekilde değerlendirdi Engin Altay. Buradan sonra iki durağı daha olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Yine çadır kentler ziyaret edilecek. Ardından Hatay programı büyük bir sürpriz olmazsa sonlandırılacak. Kameraman arkadaşım Cemal ile birlikte bu ziyaretleri takip etmeye devam edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar İstanbul stüdyoya bırakalım. Engin Açar ve Cemal Aytekin'e teşekkür ediyoruz ve tabii ki Sayın Engin Altay'a da teşekkür ediyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.